Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Bugün sizler için Anker Soundcore Space NC Bluetooth ve gürültü engelleme özelliği bulunan kablosuz kulaklığı inceliyoruz. Biliyorsunuz son yıllarda özellikle kulaklık tarafında önemli gelişmeler yaşandı. Artık kablosuz, Bluetooth özelliği olan ve aynı zamanda gürültü engelleme fonksiyonu bulunan birçok farklı kablosuz kulaklık bulunuyor. Bunların büyük bir çoğunluğu, ki gürültü engelleme özelliği varsa mecburen, hemen hemen mecburen diyorum. Öyle olmayanları da var ama genelde böyle oluyor. Kulaküstü dediğimiz şöyle, şu şekilde tabir edeceğimiz kulaklıklardan oluşuyor. Bu kulaklıkların özelliği hem gürültüyü engelleme, yani dış sesleri kesebilme fonksiyonunun bulunması, aynı zamanda da kablosuz olarak kullanılabilmeleri. İşte Anker'in Soundcore Space NC isimli modeli de bunlardan bir tanesi. Bu ürün özellikle yurt dışında, ki Türkiye'de de aynı durum söz konusu, oldukça uygun fiyatıyla biliniyor. Neden uygun fiyat? Bunun detaylarını birazdan söyleyeceğim ama her zaman olduğu gibi fiziksel olarak bir bakış atalım kulaklığa ilk etapta. Standart olarak kulaklıklarda olduğu gibi şu kısımda yumuşak bir pedimiz bulunuyor. Kulaklığı kafamıza taktığımızda sıkışmasını ve işte uzun süre kullandığımız, özellikle film izlerken veya birkaç saat boyunca müzik dinlediğimizde düşünelim, kafamızın acımasını engel alıyor bu yumuşak yastıkta olan kısım. Kulaklık tarafına geldiğimizde ise 40 milimetrelik drive dediğimiz, yani hoparlörler bize karşılıyor. İki tane var. Bir tanesi sağ doğal olarak, bir tanesi sol tarafta. Yine bunlar da yumuşak bir malzemeyle kaplanmış durumda kulaklıkların olduğu taraflar. Bunlar çıkmıyor bu arada. Hani bazı modellerde çıkıp değiştirebiliyorsunuz. Burada çıkmıyor. Çıkmadığını görüyorum ben. Belki çok zor olursak çıkabilir ama burada öyle bir özellik yok. Bu arada şöyle size doğru çevireyim ben ekrana doğru. Kulaklıkların iç kısmında şöyle biraz daha ön plana getireyim sizler için. R ve L, yani right ve left şeklinde yazıların olduğu da görülüyor. Bu sayede hani sağa takıp sola takıp hangi tarafı sağ olacak, hangi taraf sol olacak, hani üzerine bakmak zorunda kalmıyorsunuz. Kocaman yazılmış, en azından böyle bunu görünce ha tamam, bu sağ diyorsunuz, right, sol diyorsunuz, left diye yapabiliyorsunuz. Kulaklıkların dış tarafına bakacak olursak ikisinin de üzerinde de Soundcore yazıyor. Fakat sağ tarafta olanın da, evet şöyle bir daha bir kontrol edeyim, evet sağ tarafta olanın da 4 adet ok tuşu var ekranda. Şöyle bir parça yakınlaştırayım. En azından ekranda göstereyim. Bunu detaylarda da vereceğim size zaten. 4 adet ok tuşu bulunuyor. Bu böyle, diyelim ki film, müzik dinliyorsunuz. Müzik dinlerken işte yukarı ok tuşları, yukarı ve aşağı ok tuşları sesi arttırıp azaltırken sağ solda da bir sonraki şarkıya veya bir önceki şarkıya geçmek gibi fonksiyonları var. Ortaya tıkladığınız zaman da şarkıyı durduruyor. Ya da film izliyorsunuz, filmi durduruyorsunuz. Bu güzel bir fonksiyon olmuş. Öte yandan cihazın üzerinde toplamda 3 tane düğme bulunuyor. Bunlardan sağ tarafta bir tanesi açma kapama tuşu, diğeri telefon tuşu. Buna bastığınız zaman ne oluyor diye merak edersiniz diye olanlar olabilir aramızda. Bu tuşa bastığımız zaman, birkaç saniye basılı tuttuğumuz zaman, Android'li bir telefonda daha doğrusu, Google Asistan açılıyor. Açma kapama tuşuna da basılı tuttuğunuzda cihazın otomatik olarak kapandığını veya açıldığını söyleyeyim. Bu sağ tarafta yine şöyle bir şey, iki tane delik yuva bulunuyor. Bunlar mikrofon yuvaları olduğunu söyleyelim. Aynı zamanda mikro USB bağlantı yuvamız var ve bir de kulaklık çıkışımızın olduğunu söyleyelim. Burada kulaklık çıkışı derken cihazın üzerinde bütünleşik bir pil var haliyle ve bu pil bittiğinde kablolu olarak da kullanabiliyorsunuz. Bu önemli bir özellik çünkü bazı kablosuz kulaklıklarda bu özellik bulunmuyor. Sadece Bluetooth'la kullanmak zorundasınız. O sıkıntılı bir durum. Sol tarafta ise noise cancelling özelliğini, yani aktif noise cancelling özelliğini, ANC'yi açıp kapatmaya yarayan bir tuş var. Onun yanında zaten NC yazıyor, yani noise cancelling diyor. Bunu hem kablosuzda hem de kablolu kullanımda bu tuşu kullanabiliyorsunuz ve işe yarıyor. Bunu söylemiş olalım. Ürünün birazcık teknik özelliklerinden de bahsetmek istiyorum. ANC olduğunu söyledik. Aktif noise cancelling. Buna Anker hibrit demiş. Hibrit neden demiş? Hibrit noise cancelling'de düşük frekanslı sesleri, yani uğultu olarak tabir ettiğimiz bizim sesleri tamamen yok ediyor. Ama mesela dışarıda bir korna sesi var, bir konuşma sesi var, insanlar konuşuyor. Onları yok etmiyor bu sistem. Yani
mesela bazı pahalı modellerde olduğu gibi, örneğin ben Bose'nin filan da modellerini kullandım, Quiet Comfort filan da kullandım. Onda mesela bütün sesleri yok ediyor. Yani hiçbir şey duymuyorsunuz neredeyse. Bunun yerine burada biraz daha dıştan sesler geliyor ama özellikle hani sizi böyle kafanızı şişirecek, sürekli maruz kaldığınızda rahatsız edecek olan gürültüler otomatik olarak engelleniyor. Bunu söylemiş olayım. Dokunmatik kontrol yüzeyden bahsetmiştik. Böyle bir özelliğimiz var. Kablolu modda 50 saat, kablosuz modda ise 20 saat kullanım vaadi diyor üzerindeki bütünleşik pil. Bu pili de az önce söylediğim gibi bir micro USB bağlantımız var. Kutusundan da bir kablo çıkıyor. O kabloyla şarj ediyorsunuz. Katlanabilir bir tasarımımız var. Onu şöyle göstereyim size. Şöyle yapıyorsunuz. Şu şekilde. Bir de şöyle yaptığınızda şöyle. Şu kadar şekilde katlanabiliyor. Güzel bir tasarım olmuş. Bu hani katlayarak da yer kaplamasını azaltabiliyorsunuz. Ayrıca şu tarafta şöyle dönebiliyor bu arada. Yani şunları da şöyle de katlayabiliyorsunuz isterseniz. Yani hem içeri doğru hem de dönerek de şöyle göstereyim ekranda. Katlayabiliyorsunuz. Şimdi cihazla beraber bir de bir seyahat çantası veriliyor. Genelde bu tip ürünlerde aslında böyle bir şey çıkıyor. Şöyle üzerinde Soundcore yazan. İçini açıyoruz. İçinden neler çıkıyor? Bir tane kablomuz var. Şöyle bir çok uzun olmayan ama işi de yani mesafe olarak yeterli olacak bir kablo. Üzerinde hemen şuradan da göstermiş olayım şu kısmında. Bir adet bir mikrofon yeri var. Burada bir tuşumuz da var hatta basılabilir. Buna bastığınız zaman mikrofonu kapatıyor cihaz. Yani mikrofonla konuşurken buna basarsanız sesi kısmış oluyorsunuz. Bu kablonun olması güzel olmuş. Bu sayede hani Bluetooth özelliği olmayan ya da piliniz bitti, bir bilgisayara bağlayıp kullanabiliyorsunuz. Bir telefona bağlayıp kullanabiliyorsunuz. Telefonlarda Bluetooth var ama her bilgisayarda Bluetooth olmadığı için eğer bu kablo olmasaydı ve girişi olmasaydı bu cihazı kullanamazdınız uyumlu olmayan bir telefonda veya bilgisayarda. Bu kablo o manada işe yarıyor. Bu arada bir kablo daha var. Onu da göstereyim. Kutusundan çıkan micro USB bağlantı kablosu var. Bu da şarj etmek için kullanılıyor. Kutusuna da şöyle yerleştiriyoruz. Hatta kutuda nasıl olduğunda, nasıl yerleştirilmesi gerektiğini size söylüyor zaten cihaz. Bir şekil yapmışlar içine. Şöyle koyduğumuz zaman, ben şimdi şöyle kaldırayım. Bunun detaylarını da vereceğim birazdan. Şöyle kaldırdığımız zaman şu şekilde koyulmuş oluyor. Kapattığınız zaman böyle. Çok aşırı bir sert değil ama dış etkenlerden çantanızı attığınız veya işte uçakta falan kullandığınızda hani taşıyabileceğiniz bir kutu haline geliyor kulaklığın. Bu seyahat çantası güzel olmuş. Bunu her zaman taşımak zorunda değilsiniz ama uzun bir yolculuğa çıkacaksınız. İşe yaradığını söyleyelim. 40 mm hoparlör olduğunu söylemiştik. 2 tane hoparlörümüz var ve toplam ağırlığı da 263 gram cihazın. Şimdi biraz da kullanım deneyimlerinden bahsedelim. Tamam, dış görünümü anlattık, özelliklerinden bahsettik. Malzeme kalitesini ben beğendim, bu bir. İkincisi, birçok ortamda kullandım. Yani uçakta kullandım, metroda kullandım, trene bindim kullandım. Hatta Barcelona'ya giderken geçtiğimiz ay sonunda biliyorsunuz Şubat'ın sonunda oradaydık. Biz birçok video çektik hatta orada. Onları da şimdi yukarıdan size koyarım. O bütün videoları izleyebilirsiniz. 20'ye yakın videomuz var. Orada gerek uçakla seyahat sırasında kullandım. Gerekse şehir içinde birçok metroya bindik birkaç kez. Orada kullandım. İstanbul içinde metrobüste şurada burada çok fazla kullandım. Ses konusunda çok başarılı olduğunu söyleyeyim. Geçtiğimiz dakikalarında söylediğim gibi elbette böyle sesi tamamen kesmiyor. Çünkü bu biraz fiyat performans ürünü. Büyük gürültüleri veya hani böyle sürekli gürültü olabilecek sesleri kesiyor. Onun dışındaki sesleri duyuyorsunuz ama mesela müzik dinlerken ya da film izlerken herhangi bir sıkıntısı yok. Yani dış sesleri zaten oradaki bir müziğin sesi olduğu için veya filmin içinde bir ses olduğu için duymuyorsunuz. Bas tarafında şöyle söyleyeyim. Bas tarafında bası daha kuvvetli. Yani çok tiz arıyorsanız eğer bir kulaklıktan tiz sesler çıksın istiyorsanız Anker bu konuda çok başarılı değil. Ya da belki böyle bir tercih yapılmış bilemiyorum ben. Ama eğer ki ben basçıyım böyle dım tıs dım tıs dım tıs dım tıs ses duyayım diyorsunuz. Bu kulaklık bunu size sağlıyor. Gerçekten bu anlamda güzel. Bu dokunmatik tuşların kullanımı için birazcık alışmanız gerekiyor. Yani yanlışlıkla basmak oluyor. Tam böyle basamadığınız zamanlar da oluyor. Ama mesela yaptığınız hareketlerin kulaklığınıza ses olarak geliyor. Mesela sesi arttırırken diyelim arttırdınız. Sonuna kadar geldiğinde böyle bir beyin diye bir uyarı veriyor. Açılırken kapanırken size kulağınıza bir uyarı veriyor cihaz. Hani açıldım kapandım diye özel sesler tasarlanmış. Bu manada iyi. Söylediğim gibi biraz fiyat performans ürünü. Çünkü biz bu incelemeyi yaptığımız Mart 2019'da fiyatı 800 TL civarında ama bazen kampanyalarla 600'e 700'e indiği de oluyor. Onları kovalamanız gerekiyor biraz. Yurt dışı fiyatı zaten 100 dolar. Yani
100 dolar da yaklaşık 500 lira falan yapıyor bugünkü kurla. 520 lira falan yapıyor. Türkiye fiyatının ben makul olduğunu söyleyebilirim. Çünkü bunun hani getirmesi, götürmesi, vergisini falan koysanız zaten 3 aşağı 5 yukarı o kadara geliyor. Türkiye'den almak bence daha mantıklı gibi görünüyor. Hani muadilleriyle karşılaştırdığımızda yani bu ürünün en yakın muadili ise Sony'nin var. Bose'ninkini söylemiyorum. Bose'ninkini çok pahalı çünkü. 2000 civarından falan başlıyor. O da en baz modelinden söz ediyorum. Sony'ler en azından belki 1500'e falan da bulabilirsiniz veya farklı markaların da var bu tarz ürünleri. 700 lira, 800 lira gerçekten makul bir fiyat. Ama dediğim gibi yani neyi beklediğinize bağlı biraz bu. Aktif noise cancelling olsun diyorsanız ve de uygun fiyatlı olsun diyorsanız çok fazla seçeneğiniz zaten kalmıyor. Yani 1000 liranın altında bulmanız mümkün değil. Ancak Çinli markalar da var. İşte benzerleri olan işte Blue Duo falan gibi farklı markalar da var. Ama onların da bu kadar özelliği var mı, bu kadar kaliteli mi test etmediğim için çok net konuşamıyorum. Ama hani bu fiyat aralığında bulabileceğiniz en iyi modellerden ve Türkiye'de satılan resmi olarak bulabileceğiniz en iyi modellerden bir tanesi olmuş Anker Soundcore Space NC. Şimdi biraz pil ömründen bahsedeyim. 20 saat diyor. Teorik tabi bunlar biliyorsunuz. 50 saatte kablo oluyor. Kablosuz olarak 20 saat pilini kullanabiliyorsunuz. Kablo olarak da 50 saat. Ben yaptığım denemelerde şöyle bir şey yaptım. Barcelona'ya gitmeden önce tamamen doldurdum. Yolda, uçakta film izledim. Dönüşte de izledim. Tabi tek tek saymadım bu sürelerin ne kadar olduğunu. Çünkü bazen kulağımda da açık da bıraktığımda çok oldu. Hani bir şey izlemeden standby moduna tuttuğumuzda çok oldu. Ama yaklaşık bir 10 gün falan pili gittiğini söyleyeyim ki 4-5 film izledim. Arada işte yanımda taşıyıp müzik dinlediğim için de kullandım. İstanbul'daki seyahatlerimde de yine benzer şekilde böyle kullandığım zamanlarda oldu. Yaklaşık bir 10 gün gitti ama tabii çok müzik dinliyorsanız, çok film izlerseniz tabii ki bu birkaç saat içinde de bitirebiliyorsunuz ama 20 saat rakamının ben doğru olduğunu söyleyebilirim. Ve çok hani gayet uzun bir şekilde de kullandım. Hani çok pil derdi yok öyle söyleyebilirim. Hani bazı ürünler vardır böyle her gün saat mesela akıllı saatler 2 günde bir şarj etmeniz gerekiyor. Bu ürün öyle bir ürün değil. Yani non-stop bile kullansanız 20 saat bile hadi 20 saat çok olduğunu varsayalım teorisinin. 10 saat bile kullansanız non-stop yani hiçbir şey yapmadan 10 saat bu cihazı kullansanız çalışıyor. Standby'de sürede daha da uzadığını söyleyeyim. Bence pil ömrü muhteşem olmuş. Gelelim ergonomisine. Şimdi mesela ben kafama takayım şöyle. Şu anda kafamda görüyorsunuz. Ergonomik olarak bir sıkıntısı yok. Çok büyük, çok büyük değil bu arada kulaklıklar. Ve kulağınızı iyi sarıyor. Kulağım çok büyük olmayan birisiyim. Ama kulağınız çok büyükse belki kapatmayabilir ama beni rahatlıkla kapatıyor şu anda. Şöyle yandan da göstereyim size. Ağrı yapıyor mu? Bunu çok merak edenler oluyor bu tip ürünlerde. Yani 4-5 saat kullanırsanız tabii ki kafanızda yani sıkışıklıktan dolayı, baskıdan dolayı bir parça ağrı yapabiliyor ama normal kullanımda hani bir film izledim ben mesela, iki film izledim hatta üst üste çok büyük sıkıntı olmuyor. Noise cancelling özellikle güzel çalışıyor. Gürültüyü gerçekten güzel engelliyor ki uçakta özellikle denedim ben. Dediğim gibi düşük frekansları engelliyor. O uğultu dediğimiz şeyi duymuyorsunuz. Onun dışındaki sesleri duyuyorsunuz ama bu film izlerken vesaireken bir sıkıntı oluşturmuyor. Fiyat performans olarak Anker çok başarılı bir ürün üretmiş bence. Farklı modelleri de var bu arada. Yani noise cancelling özelliği olmayan kulaklığı da var Anker'in. Belki hani ben noise cancelling istemiyorum, kablosuz da olsun, bluetooth da olsun diyorsunuz. Belki ona da yönelebilirsiniz. Ama noise cancelling istiyorsanız yani gürültü engelleme istiyorsanız seçenek olarak Anker'de en uygun modellerden bir tanesi de bu. Toparlamak gerekirse Anker Soundcore Space NC fiyat performansı çok başarılı ve benim de çok beğendiğim bir ürün oldu. Nelerini beğendim diye soracak olursanız şimdi onları da kısaca hızlıca anlatayım. Uygun fiyatlı olmasını çok beğendim ve üzerindeki ANC yani Active Noise Cancelling aktif gürültü engelleme teknolojisini çok beğendim söyleyeyim. Malzeme kalitesi çok başarılı yani şık ve elegant duruyor yani bunu dışarıdan birisi gördüğü zaman çok daha pahalıymış gibi hissettiriyor kendisini. Ben en azından öyle bir etki de öyle bir elektrik aldığımı söyleyeyim üründen. Ses kalitesini beğendim ben. Özellikle bas, ben mesela basların iyi olmasını seven birisiyim. Eğer bas seviyorsanız kulaklıkta alabileceğiniz bir ürün olmuş. Ayrıca seyahat çantası bence çok güzel ve pil ömrü. Pil ömrünü de ben çok beğendim. 20 saat yani 10 gün falan kullanıyorsunuz. Ben 10 gün boyunca şarj etmeden kullandım ki bence bu tarz bir ürün için yeterli bir süre. Nesini beğenmedim? Yani illa beğenmediğimiz bir şey söyleyeceksek bu dokunmatik yüzey alanı birazcık alışkanlık gerektiriyor kullanmanız için. Çok hani kolay alışamıyorsunuz. Bazen eliniz yanlışlıkla değebiliyor. Kapatma imkanınız yok. Yani müzik dinlerken dokunduğunuz zaman o bir şeyler yapıyor. Kapatıyor müziği, durduruyor veya ileri alabiliyor. Çok dokunmamanız lazım yani müzik dinlerken. Bir parça
alışkanlık gerektiriyor. Kulaklığın bu tarafını çok beğenmediğimi söyleyeyim. Evet, bu videomuzda sizlere Türkiye fiyatı yaklaşık 800 TL olan Anker Soundcore Space NC kablosuz Bluetooth kulaklığı anlatmaya çalıştım. Güzel bir kulaklık olmuş. Fiyatına göre sunduklarına baktığımızda fazlasıyla iyi bir ürün var karşımızda. Elbette daha iyileri var ama onlar için bütçenizi biraz daha zorlamanız, bunun en az 2 katını ödemeniz gerekiyor. 2 katını öderseniz tabii ki farklı modellerde, farklı ürünlerde olduğunu belirteyim. Sürçülisan ettiysek affola, kanalımıza abone olmayı, videolarımızı paylaşmayı ve beğenmeyi unutmayın. Farklı bir videoda, farklı bir içerikte karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.